Hanımlar, beyler, kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle YKS 50 günde nasıl fethedilir, kazanılır, bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu da sizlere 6 tane madde sıralayarak özetleyeceğim arkadaşlar. Bu 6 maddeyi uygulayan arkadaşlarımız sınavı kazanacaklar, gülecekler, eğlenecekler, üniversite seçecekler yazın. Diğerlerini ise artık bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da hatırlatalım. Biz her videoda bir kişiye ücretsiz koşuk veriyoruz. Ben veriyorum hatta bunu. Derece Hocam bünyesinde yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir koşuk sistemimiz var. Hani şöyle 1,5 ay kadar bir süre kalmışken indirimli ücretlerimizi ayarlanmak isterseniz de internet sitemizi ziyaret edebilir, WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler neler? 1. Oğuz Ceyhan YouTube kanalına abone olmak. 2. Bu videoyu beğenmek. 3.'sü ise arkadaşlar yorumlara herhangi bir şey yazmak. Herhangi bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Biz çekilişin sonuçları da bir sonraki videonun yorumlarına sabitleniyor. Bu videonun yorumlarında da örneğin bir önceki videonun çekiliş kazananları sabitlenmiş olacak. Şimdi arkadaşlar YKS 50 günde ne yapılır, ne değişilir, kaç net arttırılır bundan bahsedeyim. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben bu dönemde AYT'mi yaklaşık bir 10 net, 15 net kadar, TYT'mi ise arkadaşlar 15-20 net arası bir net kadar arttırdım. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Tabii ki de belli taktikleri uygulayarak sizlere de bundan bahsedeceğim. Ben bu kadar net arttırdım ama sizler çok daha fazlasını da arttırabilirsiniz. Hani eğer netleriniz düşükse çok daha fazla zaten bir oynama olacaktır. Biliyorsunuz netiniz yukarıya çıktıkça arttırmak artık daha da zorlaşıyor. Şimdi arkadaşlar birincisi artık özel kamplar uygulamak. Biliyorum birçoğunuz artık denemeleri arttırdınız. Çok deneme çözüyorsunuz. Birçoğunuzun da konuları bitti. Arkadaşlar artık çoğumuz neyde eksiğimiz var bunu biliyoruz değil mi? Ya açıyorsun denemelerine bakıyorsun, ne bileyim sürekli logaritmadan soru kaçırmışsın. İşte fende, fizikte bilmem neden, işte çembersel hareketten soru kaçırmışsın. Tarihte bilmem neden, Osmanlı'dan soru kaçırmışsın. Hepimiz arkadaşlar eksiklerimizi biliyoruz değil mi? Herkes arkadaşlar kimi konularda kimisi çok hızlı yapar, kimisi çok zorlanır. Ben örneğin arkadaşlar eşitsizlik sallıyorum şu an, örnek veriyorum. Ben eşitsizliği çok çok rahat yapardım. Ama örneğin herkesin çok kolay yaptığı bir konu varsa arkadaşlar ben o konuda çok zorlanırdım bazen. Hatta çok soru kaçırırdım. Öyle olurdu. Mesela mutlak değer çok kolay bir konu aslında. Ben sınavda bundan soru kaçırdım. AYT'de mutlak değerden gittim, soru kaçırdım. Hepimiz kendi eksiğimizi biliyoruz arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor peki bu durumda? Herkes arkadaşlar kendine göre artık özel kamplar oluşturabilir. Özel kamp programları yapın arkadaşlar kendinize. Örneğin sizin TYT matematikte hala bir sıkıntı var, gitmese bir hafta full deneme çöz. Fazla fazla deneme çöz. İşte problem şeyini tara, işte TYT matematik kitabında mesela sallıyorum elinde sor bir kitap duruyordur, git onun bir zor testlerini bir haftada bir tara, böyle şeyler yap, özel çalışmalar yapalım arkadaşlar. Edebiyatta bir sıkıntın vardı, git bir tane daha kitap al, git onu çöz mesela hızlı bir şekilde. Veyahut da tekrarlarında bir sıkıntı vardır, çok unutuyorsundur, YouTube'dan tekrar kamp yap. YouTube'da bir sürü tekrar hocası var, bunları aç, dinle, izle, otur mesela eski denemelerini topla, bunları çöz. Bu şekilde arkadaşlar kişiye özel, kendinize özel, nerede ne eksiğiniz varsa bunlara uygun kamp programları artık oluşturun arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Nerede eksiğin varsa bunu en iyi yine sen biliyorsun. Kendine göre bir kamp programı hazırlayabilirsin bazı haftalarda. Gelelim ikinci kısmı arkadaşlar. Tekrarları çok sıkılaştırmak, çok yoğunlaştırmak. Artık bu dönemde bence yani konularını bitirmiş arkadaşlar için söylüyorum. Günde en az yarım saat, bir saat artık tekrar edelim ama bu her hafta arttıkça, mesela bu hafta bir saat ayırdın. Bir sonraki hafta artık 1,5 saat ayır. Bir sonraki hafta 2 saat ayır. Bu da nasıl? Örneğin edebiyat artık konuları bittiyse ne yapacaksın? Günde 1,5 saat ders çalışıyorsun mesela hala edebiyat sosyal kısmına. O zaman ne yapacaksın? Bir deneme çözün, onun arkasına tekrar. Denemede neyde yanlış yaptın? Örneğin edebiyat konuların bitmiş olabilir ya da fizikte, kimyada konuların bitmiş olabilir. Neyde yanlış yaptıysan git orayı tekrar bir aç, bir oku. Konu altım kitabına bak, kendi notlarına bak, test kitaplarına bak. Orada daha önce çözdüğün soruları, yapamadığın soruları bir daha bir çözmeye dene. Bu şekilde arkadaşlar eksiklerinizin üzerine düşün. Tekrarları lütfen çok sağlam yapın. Çünkü az bir zaman kaldı. Çok fazla şey öğrendik ve bu bilgiler kaybolabilir. Her an kaybolmayı bekliyorlar bunlar aslında. Bunları sürekli diri tutmamız lazım. Taze tutmamız lazım. Unutulan bilgileri hop yakalayıp arkadaşlar geri çekmemiz, onu beynimize tekrar koymamız gerekiyor. Tekrar çalışmaları çok 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 önemli. Lütfen bunu da yapın. Gelelim 3. adım arkadaşlar. 3. adımımızda madem öyle 3 adımı söyleyelim. MEB'in 3 adım kaynakları arkadaşlar. Tekrar için bence mutlaka bunları çözün. Tekrar değilse örneğin TYT fen çalışıyorsundur. TYT fen'e biliyorsunuz bunu söyledim. Ya da coğrafya çalışacaksındır. Bunları çöz. Vesaire vesaire. TYT fen, işte coğrafya, TYT sosyal. Bunlar adına arkadaşlar 3 adımları bence kesinlikle kullanın. Hiç test kitabı çözmediyseniz mesela TYT fen'de, sosyalde bunları çözün. Ama öteki türlü tekrar yapacağım diyorsan edebiyatta, tarihte, fizikte, kimyada, biyolojide gidin arkadaşlar MEB'in bu hazırladığı ücretsiz kaynakları çözün. Bunun hakkında ben videoda yaptım nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili. Eliniz de vardır büyük ihtimalle, lise öğrencisiyseniz 12. sınıflara dağıtıyorlar ama eğer mezunsundur tekrar hazırlanıyorsun, internette pdf'ler ücretsiz bir şekilde var arkadaşlar MEB'in sitesine, açın oradan 3 adımları çözün. Bunlar çok kaliteli kaynaklar bence sınava doğru, böyle her, hem de kısa kaynaklar, her şeyi tekrar etme olanağına sahip olursun. Gelelim 4. iş arkadaşlar, kitap tarama. Kitap tarama derken neyden bahsediyorum? Gelelim AYT matematiği örneğin. Sen daha önce kitap bitirdin diyelim, bilgisayar malı bitirdin, bir de gittin acili bitirdin, bir de orijinali bitirdin, artık deneme çözüyorsun.
Ama peki bu kitaplarda daha önceden yapılan sorular, işte video çözümlerini izlemiştin. Onlar ne olacak? Onlar kaldılar, değil mi? Onlara tekrardan dönmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl döneceğiz peki? Bence kitap taraması şeklinde yapın arkadaşlar bunu. Örneğin haftada sen işte konuların bitmiştir. Ayetlerimizin çok çözüyorsundur. İşte haftada 6 tane çözüyorsan bir tane eksik çöz. 5 tane çöz mesela. Ona vakit yaratmak için söylüyorum. Yoksa ekstradan çalışabilirsiniz tabii ki. Ekstradan çalışırsanız çok daha iyi olur. Bir şekilde kendinize vakit yaratın arkadaşlar. Açın örneğin IT Matematikte Bilgisayar Malı kitabı, değil mi? Sen bunu tarayacaksın. Aç arkadaşım Bilgisayar Malı. Oradaki bütün konularda ya da özel bir konuda olabilir. Bu kamp olarak uyguluyorsan eğer bunu. Örneğin açacaksın logaritma kısmında benim burada yapamadığım sorular hangileri? Testlerinde daha önce yapamadığın soruları bul. Onların çözümlerini kapat. Müsvedde bir kağıt koy. Üzerine tekrardan çözmeye çalış bu kitapları. Orada yapamadığın soruları tekrar aç, video çözümünü izle. Bu şekilde debelenelim arkadaşlar burada biraz. Bizi daha önce zorlamış olan soruları tekrar tekrar çözmeye çalışalım. Kitaplarımızı tarayalım arkadaşlar. Bu çok güzel bir çalışma. Ben edebiyat tarih çalışırken test kitaplarına bu sözel derslerde. Biyolojide de yapmış olabilirsin bunu bu arada sen. Ne yapardım arkadaşlar? Ben onların kenarlarına kısa kısa notlar alırdım. Yanlış yaptığım sorularla ilgili. Mesela işte tarihte bir konu kaçmış, tamam mı? Bir savaş diyeyim. O savaşla ilgili diğer bilgileri de yazardım o sorunun üzerine. Test kitabımı tararken de orada aslında diğer bilgileri de görmüş olurdum. Benim için çok güzel bir tekrar olurdu. Bu şekilde kitap taramasında yapın arkadaşlar. Gelelim son iki maddemize. Bunları biraz daha hızlı geçeceğim. Beşinci maddemiz arkadaşlar artık deneme yani. Bunu söylemeye gerek var mı onu bile bilmiyorum artık. Yani denemeyi hala biliyorum ki bir haftası TYT çözmeden geçen arkadaşlar falan var aranızda yani. Böyle bir şey artık olmasın lütfen. Yani denemelerinizin sıklığını arttırın arkadaşlar. Mutlaka arttırın. Yani deneme çözmediğiniz gün olmasın artık bundan sonrası. Ne yapıyorsun? Diğer günler çok çözüyorsun. Bir gün haftada boş bırakıyorsun. Tabii. O senin kararın, ona bir şey demem. Ama yani hiç deneme çözmeyen arkadaşlar bile var aramızda. Lütfen artık bunları da yola koyuyorsun. Denemeler güzel çözün ama çözüp bırakmayın. Bunları güzel bir şekilde analiz edin. Analiz etmeden o denemeleri de sakın bırakmayın arkadaşlar. Ve gelelim son söyleyeceğim şey, son madde özgüven. Sen eğer kendine güvenmezsen, inanmazsan bu iş olmaz arkadaşım, olmaz, olmaz. Kendine güveneceksin, inanacaksın. Geometriyi, matematiği yapmanın aslında arkadaşlar veyahut da Türkçeyi yapmanın temel motivasyonu bence budur. Ben geometriyi de matematiği de daha az soru çözmüş olmama rağmen çok daha iyi netler yapabildim. Niye? Çünkü kendime güveniyordum. Diyordum, ha, ben bunu yaparım. Geometri soru karşıma çıkıyor. Geometri ben toplam bir kitabını ne bitirdim yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Ya bir değil, şimdi abartmış olmayayım da hiçbir kitabı tam bitirmedim, yarım yarım çözdüm ama yarım yarım çözdüm toplasan 2 ya da 3'tür belki, öyle söyleyeyim size. Ama yarım yarım hep onlar yapıyordum, ama niye yapıyordum? Çünkü abi ben bunu yapacağım, ben bu konuyu biliyorum, yapacağım, her soruyu, çıkan her soruyu yaparım bunu diyordum. Ya da TYT denemesine gideceğim, ya ben burada yüzüstü yaparım. Ya da arkadaşlar gün içerisinde sürekli kendime diyordum, benim hedefim Boğaziçi İşletmeydi, ilk 500'dü. Sürekli diyordum ki ben ilk 500'deyim, ben ilk 300'deyim, ilk 400'deyim zaten. Sürekli gün içerisinde bunu kendime hatırlatıyordum, pozitif olumlama yapıyordum arkadaşlar. Sürekli ben bunu söyleye 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 artık kendim de inanmıştım. Ya ben bunu kazanacağım. Ya sen ona o kadar inanmasan bile bunu lütfen sürekli söyle. Söyledikçe zaten ya ben şu ilk 10.000'e girmek istiyorsundur. İşte Ankara hukuk kazanmak istiyorsundur. Başkent'te tıp okumak istiyorsundur. Bunu sürekli söyle. Kendine hatırlat. Bunu söyledikçe zaten insan onu bir şekilde benimsiyor arkadaşlar. Onun için daha fazla çalışma yapıyor. Lütfen bunu yapın arkadaşlar. Özgüven çok çok önemli. Hayal kurun. Hedeflerinize daha fazla inanın, daha sıkı bağlanın, daha fazla ders çalışın. Bu söylediğim 6 maddeyle arkadaşlar ve ekstra söylediğim aralardaki maddelerle bu sınav çok rahat bir şekilde kazanılır. Son 50 günde paramparça edilir. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Bu zamana kadar çok çalıştık, yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Bu kalan son kısımda da 1,5 ay, 50 günlük her neyse süre neyse de bu noktada arkadaşlar artık istediğimizi alacağız, başaracağız. Başka kaçar yolu yok. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Derece hocamdan da koşuk için bilgi alabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.